أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bizi yaratan, bizi yaşatan, bizi yoktan var eden, bizlere çeşitli imkanları, nimetleri, güzellikleri, özellikleri, meziyetleri veren Allah-u Teala'dır. Bizi yaratan ve bize her türlü nimetleri, imkanları, güzellikleri, özellikleri veren Allah Celle Celaluhu. Görmemiz için Allah-u Teala bizlere gözlerimizi vermiştir. İşitmemiz için kulaklarımızı vermiştir. Ellerimiz, ayaklarımız, bunların da belirli görevleri vardır. Ve bize de cennetin nasıl kazanılacağını, cehennemin nasıl kazanılacağını da bildirmiştir. Allah, alemlerin Rabbidir. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir. Şunların bunların değil. Yalnız bizim değil. Dünyada ne kadar yaratık varsa, dünyada ne kadar insan varsa, dünyada ne kadar varlık varsa, bütün bunların sahibi, bütün bunları yaratan, bütün bunları yoktan var eden Allah Celle Celaluhu. Allah bizi lüzumsuz, gereksiz, boşu boşuna yaratmamıştır. Veya yalnız yemek, içmek, eğlenmek için yaratmamıştır. Bazı yaratıklar vardır ki bizden daha fazla yerler, daha fazla içerler, daha fazla eğlenirler. Demek ki Allah Celle Celaluhu bizi belirli bir maksat için yaratmıştır. Bu dünyada şimdi varız. Bir süre sonra bu dünyadan ayrılıp gideceğiz. Beraberimizde hiçbir şey götüremeyeceğiz. Beraberimizde yapmış olduğumuz iyilikler, yapmış olduğumuz hayırlar, yapmış olduğumuz ibadetler ancak nedir? Ahirette insanoğluna fayda verir, yarar sağlar. Allah bizi kendisine kulluk yapmamız için, kendisine ibadet etmemiz için, kendisine itaat etmemiz için yaratmıştır. Şunu da hemen unutmadan söyleyelim ki, Allah bizim ve insanların ve bütün yaratıkların hiçbir kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur. Yani yeryüzündeki bütün insanlar Allah'a ibadet etseler veya iyilik yapsalar Allah'a hiçbir fayda sağlayamazlar. Kötülük yapsalar da Allah'a hiçbir zarar veremezler. İnsan ibadet ederse, iyilik yaparsa bunun karşılığını hem dünyada hem de ahirette görecektir, bulacaktır, karşılaşacaktır. Kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, bu Kur'an-ı Kerim artık nedir? Semavi kitapların sonuncusudur. Daha önceden kitaplar indirilmiştir. Tevrat, İncil, Zebur ve başka daha kitaplar vardır. Artık Allah'ın son indirmiş olduğu kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim insanlar tarafından uydurulan, yazılan bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki harfler, kelimeler, lafızlar, sözler, cümleler, satırlar, hükümler, emirler, kurallar hepsi Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar yaşatacak olan, ayakta tutacak olan Allah-u Teala'dır. İnna nahnu
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın dini olan İslam'ı dünyadan yok edemezler. Çünkü Allah İslam'ı kıyamete kadar yaşatacağını bildirmiştir, söz vermiştir, haber vermiştir. Ve İslam dimdik ayaktadır ve kıyamete kadar da ayakta kalacaktır. Aslında şöyle düşünülecek olursa, İslam'a yapılan saldırılar, İslam'a yapılan karalamalar, İslam'a yapılan her türlü kötülükler, her türlü nedir efendime söyleyeyim açılan savaşlar, başka bir dine bu açılmış olan savaşlar veya karalamalar yapılmış olsa, inanınız ki o dinin ne ismi kalır ne de cismi kalır. Ama İslam elhamdülillah ayaktadır, canlıdır ve kendi gücüyle, kuvvetiyle ilerlemektedir. Kendi güzelliğiyle, özelliğiyle İslam ilerliyor. Kendi güzelliğiyle, özelliğiyle mıknatıs gibi insanları kendine çekiyor. Çünkü İslam Allah'ın dinidir. İnsan da Allah'ın kuludur. İnsanı ancak Allah'ın dini olan İslam tatmin edebilir. İnsanı ancak nedir? Allah'ın dini olan İslam tatmin edebilir. Çünkü İslam insanın yaratılışına uygundur. Yani İslam'ın emirleri, kuralları, hükümleri nedir? İnsanın kurallarına, insanın yaratılışına, insanın yapısına, insanın fıtratına nedir? Uygundur. İnsanı insandan daha iyi bilen kimdir? İnsanı yapan veya yaratan Allah-u Teala'dır. İnsanın yapısına, insanın fıtratına, yaratılışına uygun bir takım kurallar koymuştur, emirler koymuştur ve insanoğlu bu kurallara uyarsa dünyayı da ahireti de kazanır. Dünyada da ve ahirette de mutlu olur. Şimdi görüyorsunuz, insanlar korku içindedirler. Allah Celle Celaluhu askerlerinden bir askerini, gözle görülmeyen bir asker, gözle görülmeyen bir askeri dünyaya gönderdiği için insanlar korku içindedirler, telaş içindedirler. Ve bu hastalık veya bu mikrop kendi başına hiçbir kimseye zarar veremez. Allah izin verirse, müsaade ederse ancak o zaman nedir? O insana zarar verebilir. Kendi başına durduğu ettiği yerde hiçbir kimseye bu hastalık veya bu mikrop nedir efendim zarar veremez. Zarar veya fayda ancak Allah izin verirse olur. Yani bütün yaratıklar bir araya gelseler, sana zarar vermek için bir araya gelseler, Allah istemedikçe hiçbir kimse hiçbir kimseye zarar veremezler. Aynı şekilde bir kimse veya bütün yaratıklar yardımlaşsalar, efendim işbirliği yapsalar, bir kimseye fayda vermek için, fayda sağlamak için yardımlaşsalar, Allah istemedikçe bunu da beceremezler, bunu da yapamazlar. Bugünlerde insan Allah'a daha fazla muhtaçtır. Daha fazla Allah'a dua etmelidir. Daha fazla Allah'a ellerini açıp yalvarıp yakarmalıdır ve giderebilir. Seni koruyacak olan Allah-u Teala'dır. Seni koruyacak olan Allah-u Teala'dır. Korkma. Allah istemedikçe hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir yaratık, hiçbir sana zarar veremezler. Evet, insanın bu dünyadaki görevi nedir? İnsanın bu dünyadaki vazifesi nedir? Bu dünyadaki işi nedir? İnsanoğlunun bu dünyadaki görevi, vazifesi, işi Allah'a kulluk yapmaktır. Allah'a ibadet etmektir. Allah'ın emirlerine, kurallarına göre yaşamasını ayarlamasıdır. Evet. Eğer sen Allah'ın istediği ve gösterdiği bir şekilde hayatını ayarlarsan, ona göre dünyanı ve hayatını tanzim edersen, Allah'ın yardımını, korumasını, desteğini kazanırsın.
kazanırsın. Evet, bizim bu dünyadaki görevimiz Allah'a ibadet etmektir. Dua etmek de bir çeşit ibadettir. Dua etmek de iman eden kimselerin en önemli silahlarından biridir. İnanız ki dua etmek suretiyle, belki insan gücüyle, kuvvetiyle, parasıyla, servetiyle, adamlarıyla elde edemeyeceği şeyleri duasıyla elde edebilir. Evet, bugünlerde bol bol Allah'a dua edelim. اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ Dua nedir? İbadetin ta kendisidir. Rabbimiz buyuruyor ve diyor ki اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Siz bana dua edin ki ben de size icabet edeyim. Evet, eğer biz Allah'ın emirlerine icabet edersek Allah da bizim dualarımızı kabul eder, isteklerimizi yerine getirir, kazadan beladan, kötülerden kötülüklerden, şeytandan ve şeytanlaşmış kimselerden, şerli olan yaratıklardan bizleri korur arkadaşlar. Bizim Allah'a ihtiyacımız vardır. Allah'ın hiçbir kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Geliniz Allah'a dönelim, Allah'a dua edelim, Allah'a nedir sığınalım. Bu zor günlerde, bu zor durumlarda bizleri bu türlü şeylerden kurtarması için Allah'a dua edelim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah cinleri ve insanları yalnız kendisine kulluk yapmak için yaratmıştır. Ne diyor? Cinler ve insanlar. Cinler de vardır. İnsanlar da vardır. Cinler insanlardan önce yaratılmışlardır. Cinlerin sayısı insanların sayısından daha çoktur. Daha çoktur. Ondan dolayı ne diyor? Ben diyor cinleri ve insanları yalnız sadece ancak bana kulluk yapmak için, bana ibadet etmek için yarattım diyor. Evet, ibadet edeceğiz Allah'ın cennetini kazanmak için. İbadet edeceğiz dünyanın ve ahiretin iyiliklerini, güzelliklerini elde edebilmemiz için. Allah'a ibadet edeceğiz. Allah bizleri her türlü kazadan, beladan, hastalıklardan, musibetlerden koruması için. Allah bizleri cehennemden, azabından koruması için Allah'a dua edeceğiz. Rabbim dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Allah üzerimize şerli olan yaratıkları musallat etmesin. Allah bizleri daha kötü, daha zor şeylerle bizleri cezalandırmasın. Bu bir çeşit uyarıdır. Allah'a dönmemiz için, kötülüklerden vazgeçmemiz için, kendimize çeki düzen vermemiz için Allah'ın bize bir uyarısıdır. Eğer bu türlü şeylerle uyanmazsa, toparlanmazsa bakarsınız ki Allah daha kötü, daha zorlarla bizi imtihan edebilir. Rabbim bizleri dünyada ve ahirette huzur, güven içinde yaşayan kullarından eylesin ve cümlemizi de salih olan kullarından eylesin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.